tam böyle dip gaz yapacağım ya şurada. Şimdi klimamız açık, araba tüpte. Arabayı bire attım. Evet, sardırdık. 50, 60, 70, 80, 90, araba 3. viteste, 100, attım 4'e, 105. Şimdi kameramızı kayda soktuğumuza göre ufak ufak gidelim. Gençler, müzik açmayın da telife girmeyelim. Rıdvan'ın sesini mi duydum lan ben? Ha, bana öyle geldi. Gençler, şimdi benim biraz işim var, ben gidiyorum. Tamam. Buralar size emanet. Oy ay. Şöyle dükkanı da bir dışarıdan görelim mi? Görelim. Hadi gidelim şimdi. Bir saate falan gelirim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle videoma hoş geldiniz. Benim buradan sağa dönmem lazım. Yoksa ileriden gidersek sağa dönemeyiz. Bugün de Perşembe, buranın pazarı. Buralar bayağı bir kalabalık. Şimdi görmüş olduğunuz üzere motorun üzerinde değil, arabanın içerisindeyim. Araba mı aldık? Hayır. Keşke böyle bir arabayı almış olsaydım. İsterdim yani. Bu arabayı seviyorum. Bize güzel araba. Bu arada bindiğimiz arabayı da söyleyeyim arkadaşlar. 2014 model, şu an 111 bin kilometrede. 1.4 motora sahip. Seat Ibiza. Ibiza'nın da en boş paketi. Hani içeride ne bir ekran, ne bir otomatik far, otomatik işte silecek falan hiçbir şey yok. Şimdi dükkanla ilgili birkaç bir şey lazım oldu. Onun için bugün arabayı aldım. Arabayı almışken de dedim, madem araba videoları da istiyorsunuz, hani bunu seyredenler, sevenler var, o zaman dedim araba videosu yapalım. Hatta şunu şöyle çevireyim de ses gelmesin ya. Bayağı oradan klimadan ses geliyor. E dedim, o zaman madem arabaya bineceğiz, takalım abicim GoPro'yu kafamıza, video çekelim. Ibiza'dan bahsedelim. Araba sürelim. Dayıcım devam et. Hadi canım. O neydi ya? Dayı, sen bizi üzdün be. Hadi be. Hadi be dayım be. Yani arkadaşlar, olay bu. Şimdi Yeşilova tarafına doğru gidiyorum. Hem arabayla bir video çekelim, hem işimizi halledelim. Hem kanalda bir araba, bir otomobil içeriğimiz olsun istedim. Şimdi bu arabadan bahsedeyim size biraz. Hatırlarsanız, eğer izlemişseniz, daha öncesinde Fiat Marea ile bir video yapmıştım ve videoda bir Seat Ibiza'dan bahsetmiştim. Hatta zamanında alacaktım. Sen bir dur, ben bir çıkayım kardeş. Bir tane Seat Ibiza var, alacaktım o dönem, işte almadım falan filan demiştim. O Ibiza da bu Ibiza arkadaşlar. O dönemin şartlarındaki fiyatı bana bir tık yüksek gelmişti ve bu arabayı almış olsaydım motor alamıyordum. Hani motordan vazgeçip böyle bir arabaya sahip olacaktım. Onu da göze alamadım. Dedim bir tane Fiat Marea araba alayım. Yani Fiat Marea alayım. Motorumuzu da alalım. Motorsuz da kalmayalım dedim. O yüzden öyle bir şey yapmıştım. Ha, şimdi pişman mısın derseniz, yani bu arabanın benim olmasını ister miyim? İsterim ama ya, bu çok bas paket ya. Bunda hiçbir şey yok abi. Bunda ne var derseniz arkadaşlar, ön iki cam otomatik, tam otomatik. Arkalar şeyli, ne derler ona, eski tip manuel, çevirmeyle açıyorsun. Onun dışında klima var, ABS var. Hani bunlar donanım olarak, bence özellik olarak sayılmamalı. Hani bu araba 90 model olsaydı bunları artı olarak ekleyebilirdik. Ama 2014 model bir arabada bunların zaten olması lazım abi. Onun dışında herhangi bir şekilde detaylı bir yol bilgisayarı yok. Ondan sonra... mesela ısı göstergesi yok. Enteresandır. Biraz menüsünü kurcaladım falan. Yok yani, çıkmıyor. Ondan sonra ne gösteriyor mesela? Hemen böyle gözümün önündeki şeylerden bahsedeyim size. Saati gösteriyor. Olduğunuz vitesi gösteriyor. Dış hava sıcaklığı, trip metre, benzin falan filan. Onun dışında gösterge paneli çok güzel. Seat Leon'la birebir aynı. Birkaç değişik aralarında farklar var. Onun dışında far kumandaları burada. İşte burada ses açma kapama, işte radyo ünitesi. Hatta şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu arabada herhangi bir şekilde USB yok. Ondan sonra SD kart girişi yok. Bluetooth yok. Arabada sadece radyo var, aux var. Başka hiçbir şey yok. Yani araba o kadar bas paket. Ama bence o kadar da bas paket olmasına rağmen gayet de güzel, tatlı bir araba. Neden derseniz, yani arabanın yalıtımı olsun, tamam, hani sınıf standartlarının belki aşağısındadır. Ben daha fazla bu standarttaki arabaları bilmiyorum ama, hani bilmiyorum dedim, detaylı sürmedim. O yüzden pek de bir ahkam kesemem.
Hani derdimiz ahkam kesmek değil burada. Bindiğim arabayı biraz anlatayım dedim. Belki sınıf standartlarının altındadır ama yalıtımı benim hoşuma gitti. Hani 140-150 ile gidiyorsun, ne fazla bir rüzgar sesi geliyor, ne fazla bir yol sesi geliyor, ne fazla bir motor sesi geliyor ki motorunun kuvvetsiz olmasına rağmen. Yani 1.4 standart düz motor. Hiçbir türlü bir güç eklentisi yok motorda arkadaşlar. Tamamıyla düz bir motor arabadaki. Ama ona rağmen yine de yüklendiğinizde fazla bir ses gelmiyor içeriye. Bu da insanı mutlu ediyor. Onun dışında benim bu arabadaki en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi şu aynalar arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz aynalar o kadar büyük ki, o kadar güzel ki. Abi ne kadar güzel gösteriyorsun sen arkayı ya. Onları beğendim. Onun dışında bu havalandırma menfezlerinin bu şekilde olması bence çok çok güzel. Hani bunu böyle istediğin yere çevir. İstersen aşağıya, istersen böyle dizine doğru, istersen yukarıya, her tarafa çevirebiliyorsun. O bayağı güzel. Onu sevdim. Onun dışında sevdiğim özelliklerden ne var diye şey yapacak olursak, arabanın ufaklığı arkadaşlar. Hani bu arabayla alakalı değil. Bu tarz arabaların hepsinin ufaklığı gayet güzel iş görüyor. Mesela dükkanın önüne rahat park edebiliyorum bu arabayı. Bu araba değil de sedan bir araba olsa sığmayacak mesela oraya. Hani arabanın şehir içindeki manevraları, manevra kabiliyeti, direksiyonun yumuşaklığı falan, bunlar bence gayet güzel. Ayrıca ufak olması dediğim gibi sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Yani rahat bir şekilde park edebiliyorsun. Sedanı da park edersin ama yani mesela örnek, dükkanın önüne yanaşıp bir şey indireceğim. Öndeki gibi mesela bir tane Corolla olsa arabanın burnu yolda kalıyor. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Araba zaten kompakt. Ama bunun da şöyle bir dezavantajı oluyor arkadaşlar. Hemen onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Şimdi benim boyum 1.81. Şu an kilomda 118-119 arası bir şey. Ben burada rahat oturuyorum. Mesela bakın şu an gayet rahatım. Ben bunda böyle 1000 kilometre yol giderim. Yani oturuş pozisyonumu en rahat pozisyonu aldım. Arkaya geçtiğimde hem kafam tavana değiyor, hem dizlerim ön koltuğa değiyor. Yani bu araba arkadaşlar, daha doğrusu şöyle net olarak betimlemek gerekirse, hani izleyen erkek izleyicilerimiz yanlış anlamasın ama bu araba biraz daha böyle bayana hitap eden, daha çok aile kullanımı değil de yani daha çok kadınların tercih ettiği bir model diye ben biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Ama araba sınıf standartları gereğince de, hani boyutları gereğince de zaten hani pek de aile kullanımına uygun bir araba değil. Ki bagajı çok ufak, arkası çok dar ama ön taraf bence çok rahat. Ön tarafta hiçbir sıkıntı yok. Hani nedir? Bu arabanın biraz daha dolusu olsa, şurada bir ekran olsa bir tık daha güzel olabilir ama onun dışında da çok boş duruyor arabanın içi. Hani ne var burada? Sadece bir radyo ünitesi, o ESP off butonu dörtlü, tamam bitti, başka bir şey yok. Arkada da şey, aşağıda da klima butonları, bitti abi, başka bir şey yok. Alt tarafta da öyle adam akıllı bir şey yok. Standart her arabada olan şeyler. Pek bir donanıma sahip araba değil. Ha tabii ki de mesela aynalar elektrikli, onlar da bir zahmet elektrikli olsun yani. Tutup da bu kadar para verdiğin arabada da böyle şeyle kolla ayarlasan, ne diyorlar onu tam adını bilmiyorum da, onunla ayarlasan da ayıp olurdu. Hani böyle olması iyi olmuş, elektrikli. Hani aynaların büyüklüğü, aynaların ebadı benim çok hoşuma gitti bu arabada. Gayet güzel aynaları var. Onun dışında buradaki dikiz aynası da güzel, fena değil. O da arkayı güzel gösteriyor. Ama onun dışında arkadaşlar bakın, buradaki güneşlikte ışıklandırma yok. Niye yok? Keşke olsaymış. Aynı şekilde buradakinde de yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere yok yani. Keşke olsaymış. Onun dışında ne söyleyebiliriz Seat Ibiza ile alakalı? Yakıt. Evet, yakıt konusunda arkadaşlar bu araba çok fazla yakmıyor. Hatta birazdan gaz alacağım. Hani şöyle, çok yakmıyor derken arabanın devir oranları o kadar iyi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bu araba 5 ileri vites. 5. vitesteyken 3000 devirde yanlış hatırlamıyorsam 110-115 civarı bir şeyle gidiyor. Az değil mesela. Benim sattığım Maria'dan çok çok iyi. Ama şöyle bir şey var. Yüksek süratlere çıkmak istediğinizde, hani yüksek sürette geçtim, 130-140 gitmek istiyorsunuz, abi araba 4000 devirleri görüyor. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar, benim işim o kadar acele değil, Kandır yoluna bir çıkalım, şunun devir oranlarını ben size net bir şekilde göstereyim. Hatta şöyle bir 0-100 falan deneyelim arabayla. Gazımız ne durumda? Yanıp sönüyor. Tamam, gaz alacağız zaten. Şöyle bir Kandır yoluna bir çıkalım, ufaktan bu arabayla bir gazlayalım. Gerçi rampa yukarı çıkacağız ama olsun, rampa yukarı deneriz abi. Onun dışında oraya gidene kadar size neyden bahsedeyim? Arabanın vites geçişleri biraz böyle tıkırt tıkırt. Hani biraz nereye geçtiğini hissettiriyor. Yani fena değil. Yani dediğim gibi arkadaşlar, hani araba kullanabiliyorum. Hani iyi de kullandığımı söylüyor etrafımdaki insanlar. Ki arabayla öyle aman aman bir kazam da yok. Ve bayağı uzun yıllardır araba kullanırım. Ama çok fazla araba, çok çeşitli araba denemişliğim var mı derseniz yok. Hani şahsıma ait bugüne kadar hepi topu 2-3 tane arabam oldu.
Hani kimisine uzun süre bindim, kimisine birkaç sene bindim, sattım. Hani kendi şahsıma ait fazla bir arabam olmadı. Çok da farklı arabalar deneme şansım olmadı ama tabii ki de hani az çok bilgi sahibi olacak kadar da araba bilgim olduğunu düşünüyorum. O kadar da değil yani. Ama yani benim gözümden arkadaşlar, benim bilgilerim dahilinde bu araba fena değil. Bu araba gayet de iş görür, gayet de güzel bir araba. Şimdi gelelim bunların fiyatlarına. Bu arabanın sahibi Mehmet abi bu arabayı satıp Chevrolet Cruze almayı ya da Honda Civic tarzı bir araba almayı düşünüyor. Hem biraz daha büyük, yani arkası ve bagajı büyük, hem de sedan bir araba istiyor. Hani aile kullanımı da olacağı için 3 tane de çocuğu var. Bu arabaya sığmıyorlar tabii doğal olarak. Arabayı değiştirmek istiyor. Bu arabanın şu anki ilan fiyatı yanlış bilmiyorsam 45-46 ya da 47 bin lira falan. Arabanın ilk sahibi bu arabayı sıfır aldı. Araba şu an 111 binde. Aman aman büyük bir kazası yok. Aman aman bir hasar kaydı yok. Bu şekilde bu arabaya bu fiyatı istiyor. Şimdi bu fiyatlara ne alınabilir? Mesela Chevrolet Cruze'ın o kadar temiz olmayanlar, yani zaten çok piyasası yüksek olan bir araba değil. Hani bu arabayı sattığında öyle bir arabayı üste fazla para eklemeden, hatta hiç para eklemeden alabiliyor. Tercih meselesi, yani tercih meselesidir. Sen Chevrolet Cruze'a mı binmek istersin, Ibiza'ya mı? Şahsen ben olsam Ibiza'yı tercih ederim. Neden? Abi ben evli değilim. Ailem çok geniş değil. Arkasının çok geniş olmasının bana bir faydası yok. Bu araba bana göre abi. Ben hani daha geniş bir araba, daha şey bir araba istemem ama ne isterim? Bu araba biraz daha dolu olsun ve 1.4 değil de, yani 1.4 düz motor değil de, yani TSI falan olsun. Biraz daha iyi gitsin. Onu isterim. Hani hakikaten arabanın gidişi falan öyle aman aman da iyi değil. Çok da kötü mü derseniz, çok da kötü değil. Mesela bir Leon'u buna tercih ederim. Ama bunun modelinde bir Leon'u da bu parayı alamazsın. O da bir gerçek. Yani bana hitap ediyor abi açıkçası. Ben bu arabaya binerim, mutlu da olurum ya. Göstergeleri falan çok güzel. Ses sistemi falan güzel. Şöyle bir ses açayım. Telif yemeden kapatalım. Hani ses sistemi falan kötü değil. Basları falan güzel. Ses böyle temiz kaliteli çıkıyor. Standart bir ses tesisatı olmasına rağmen araba, yani fabrika çıkışı olmasına rağmen kötü değil. Far kumandaları falan aynı Volkswagen gibi burada işte. Onun dışında direksiyon arkadaşlar, şöyle göstereyim. İleri geri ama bakayım, evet yukarı aşağı da var. Hop, kendi geri gidiyor. Bu da var arabada. Aklıma gelmişken göstereyim. Dur bakayım. Bu pozisyon benim için güzel. Ondan sonra sağ sol ön camlar tam otomatik. Onu söylemiş miydim bilmiyorum ama çok da önemli bir özellik değil aslında. Şimdi tam duramayacağım arkadaşlar çünkü yol kalabalıklaşır. Şimdi buradan itibaren dip gaz yapıyorum. Sarmaya başladı. Hop, kesici. Attım 2'ye. 70 oldu. 80 oldu. 85 gibi kesiciye girdi. Tüp bu arada sinyal vermeye başladı. Dönüşte Opet'ten alacağım. Bu arada 110 olduk. Gayet güzel gidiyor. Ama tabii ki de bir TSI değil. 120 gibi kesiciye girdi 3'te. 4'te çok zorlamayalım, 5'e atalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle tam 130'a gelsin araba. Evet. 130'da tam 3500 devirde gidiyor. 3000 devire düşelim. Yavaşlayalım. Az gaz basmam lazım. Bakıyoruz. Hadi bakalım. Evet. 110 diyebilirim arkadaşlar. Temiz 110'da gidiyor 3000 devirde. Yani bu iyi midir, kötü müdür, kime göre iyidir, kime göre kötüdür tartışılır. Ama 5 ileri şanzımanlı 1.4 motorlu bir araba için bence gayet de ideal. Çok da fazla bir şey beklememek lazım. Zaten şimdi Yeşilova'ya döneceğim. Çok da böyle kandırı yoluna gitmeye gerek yok. Buradan ben bir U dönüş yapayım. Yasak mı? Evet yasak ama neyse arkadaşlar. Burada yapacak bir şey yok. Döneceğiz. Tamam, alacağım sana gaz. Tamam, sakin ol. Bir tane böyle Opet veya Shell denk getirip alamadım şuna ya. Dönüşte Opet var. Şimdi oraya girelim. Bir gaz alalım arabaya. Arabanın gidişini gördünüz arkadaşlar. Onun dışında frenlerinde tabi ABS var. Yani bir zahmet de olsun değil mi? ABS'si var arabanın. Ondan yanında bir sıkıntısı yok. Hani frenlemesi falan gayet gittiği kadar duruyor. Ha bununla mesela top speed deneyebilir miydik? Deneyemezdik arkadaşlar. Çünkü araba kendi arabam olmadığı için emanet araba. Yani bir şey olur, bir yerine bir şey olur. Gerek yok ama ben size şöyle tam böyle dip gaz yapacağım ya şurada. Şimdi klimamız açık, araba tüpte. Arabayı bir attım. Evet, sardırdık. 50, 60, 70, 80, 90, araba 3. viteste, 100, attım 4'e, 105. Tüp sinyal veriyor bir tüp sinyal veriyor bir yandan. 120 olduk, attım 5'e. Gidişi bu şekilde arkadaşlar. Araba da tekim.
Arabada ekstra hiçbir yük yok. Bagajım boş, arka taraf boş. Sadece kask var arkada. Hatta kaskı da dükkana indirmiş olabilirim. Böyleydi yani gidişi. Çok da bir şey demeye gerek yok. Şimdi buradan gazımızı alalım. Arabayı gazlayalım. Güzel 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 güzel. Fren güzel tutuyor. LPG neredeydi? Arkadaydı değil mi? Aynen. Lan güneşe durmayaydım iyiydi ya. Neyse şuraya yanaşayım. Evet. Şimdi bakalım nakitimiz varsa hiç arabadan inmeyelim, nakit ödeyelim. Hiç uğraşmayalım. Şimdi mesela dikkatimi çeken arkadaşlar burada aydınlatma ünitesi var. Ama tek. Yani bu tarafı alıyorsun. Bu taraf yanıyor, bu taraf yanıyor değil. Ortada kaldığı zaman kapı açıldığında buraya geldiğin zaman tek bir tane arkada yok. Bu bir eksi midir? Eksidir. Bu arada arkadaşlar şöyle gölge bir yerde durayım da arabayı size dışarıdan net bir şekilde göstereyim ya. Ne oluyor lan? Ne basıyorsunuz arabaya? O nasıl ses öyle? Ne oluyor lan? 25 lira oldu. Gaz almaya da bayağı olmuştu ya. Bu arada böyle buralar böyle parlak krom kaplı falan çok güzel ha. Güzel detaylar. Şuralar falan çok sert arkadaşlar. Kolda yaması yok mesela onun dışında. Bu arada karşıdan güneş yansıyor farkındayım. Şuraya da biri parmaklamış, leş gibi olmuş. Falan filan. Kontağımızı açalım. Çıkarttım, çıkarttım. Fiş almaya hiç gerek yok. Hadi gidelim bakalım. Şimdi gazımızı aldığımıza göre gazlayabiliriz. Kaç diş oldu? Ne oldu lan bu hala yanıp sönüyor? Ayıp ettin. Biz ayıp ettin bize. Gölge nerede bulacağız ya? Keşke giderken bir gölgede dursaydım ha. Şu ağaçların dibinde dursak ne olur? Arabayı böyle sağ tarafa indirsek. Dörtlümüzü yaksak. Müzik açmayalım. Zaten arkadaşlar bugünlerde YouTube her türlü şeye böyle sarı dolar veriyor. Para kazandırmıyor. Bari telif yemeyelim. Şimdi el frenimizi çektik. Arabadan şak inelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi arabamıza biraz yüksek sesle konuşayım da sesim duyulsun. Şöyle dışarıdan bir bakalım. Hani boş dedim ama mesela sis farı var mı? Sis farı var. Yani o kadar da boşta sayılmaz aslında. Onun dışında ne söyleyeyim? Mesela arkadaşlar silecek suyu şurada. Kaputun üstünde değil. Bu güzel. İyi ki bunu böyle yapmışlar. Yoksa öyle dışarıda sırıtıyor onlar. Şöyle sağdan da arabayı size göstereyim. Aynalar siyah, gövde rengi değil. Kapı kolları yine gövde rengi değil. Arabanın kendi rengi değil. Jantlar kapak. Jant ölçülerini de söyleyeyim. 175-70-14. Ufak. Ufak yani arkadaşlar. Şimdi arabanın şöyle bir arkasına oturalım. Hatta size net bir şekilde göstereyim. Bu arada bagajın şeyi de burada kaldı. Onu şöyle nasıl yaparız? Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Az önce ben önde oturuyordum. Abi bu ne ya? Şimdi kapımızı kapatalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bak önde pay kalmadı. Pay diye bir şey yok önde. Bak görüyorsun değil mi? Ve şu an rahat oturuyorum. Hani ne çok dik oturuyorum ne çok yaygın oturuyorum. Rahat oturuyorum. Bak burada böyle dizlerim sürtüyor. Ama şöyle bir şey. Şimdi ben önde dediğim gibi boyum 1.80 var. Önde ben oturuyorum. Önde böyle 1.70-1.75'lik bir insan otursa bu koltuk daha ileride olur. Ve daha rahat olur. Ve şöyle bakın arkadaşlar nasıl göstereceğim bilmiyorum. Kamera kafamda ama. Yani şöyle söyleyeyim bakın. Şu an kafam değiyor. Bak hatta sürtüyor. Bak ses geliyordur. Gördünüz mü? Şu an kafam sürtüyor yukarıya. Kafam sürtüyor. Arkası basık. Onun dışında dediğim gibi bak buralar böyle açılıyor. Bu şekilde. Eski tip yani. Onun dışında buralar dediğimiz gibi krom kaplama. Şimdi geçelim bagaja bakalım. Aynamıza bakalım. Arkadan yakın araba gelmiyor. Evet. Abi inmesi de zor ya. Ama şimdi tabii benim ebatlarım da normal değil arkadaşlar. Hani hem kiloluyum hem boy da o kadar kısa değil. Ben de normal değilim yani. Şimdi gel gelelim işin en komik boyutuna. Bagaj kısmına. Bu arada bardakları indirmemişiz. Bagajımız böyle arkadaşlar. Bu arabada simit tüp var. O aşağıda olduğu için stepne dışarıda. Kaç litre olduğunu bilmiyorum ama çok da büyük bir bagaj değil. Buraya birkaç bir şey koyuyorsun. Zaten hatta tente de takayım. O bana bir daha lazım olmayacak bagaj. Onu da şöyle bir takalım. Tamamdır. Bunları da buraya takıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya oturuyor. Tente buraya oturuyor. Ve şu kadar bir bagaj alanı kalıyor.
Zaten burası da tekerlek boşluklarının olduğu yer. Oradan da bayağı bir alan çalıyor. Tüp olduğu için yedek lastik bayağı bir alan çalıyor. Yani normal bu arabaya şey koysanız arkadaşlar, ne diyorlar ona? Hani şu anki simit tüp, normal tüp. Hani oluyor ya normal bir şekilde. Bunu koyduğunuz zaman, o zaman bagaj daha kullanışlı olur bence. Tüp olduğu, simit olduğu tüpün biraz daha karlı olmuş, daha mantıklı olmuş. Yedek lastik yani yedek lastiğimiz yastığı bir şekilde yer kapladığı için, inşallah sesin duyuluyordur ya. O yüzden bagajın kullanışı biraz daha fazla. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu araba bana yeter mi? Fazla yeter. Kapatalım. Arkadan da böyle. Hatta bunun makyajlı kasaların da arkası çok daha güzel görünüyor. Bunun arkası o kadar da güzel değil. Şimdi ben dediğim gibi bu arabayı tercih eder miyim? Arabanın içine geçelim arkadaşlar. Çünkü çok fazla gürültü var. Şöyle çalıştıralım klimamızı da, açalım da. Hava sıcak. Şu an kaç dereceymiş dışarı, sonra da bir bakalım. Anahtarımız böyle arkadaşlar bu arada. Sustalı standart. 28,5 derece hava var. Yandım. Çalış. Şimdi arkadan bir tır geliyor Renault. O bir çıksın. Çünkü fazla gazlamayacağım. Sakin sakin gideceğim. Yeşil Ova'ya gireceğim tekrardan. Evet. Çıkabiliriz. Biraz sardı. Şimdi freni söyleyeyim arkadaşlar. Fren bastığınız kadar değil de böyle dokunur dokunmaz tık diye tutuyor. Bu biraz benim kullanım tarzıma, benim alışmış olduğum arabaların frenlerine göre bana biraz kullanışsız geldi. Keşke böyle ne kadar bassak o kadar tutsa. Bizim bastığımız kadar tutsa bence çok daha güzel olur. Ama böyle dokunuyorsun tık diye alıyor hemen. Dokunuyorsun tık diye alıyor. Ben sağdan geçsem şöyle geçer miyim? Oo. Ben oradan tırla geçerim, tırla. Hiçbir şey olmaz. Ufacık araba abi. He dur. Dur bakayım, dur bakayım. Heh, tamam. Geçtik. Çok güzel. Şimdi size kamerada geniş açıda görünüyordur arkadaşlar. Bayağı dar bir alandı. Sedan bir arabayla oraya girmeye... Gerçi arabanın hani sedan ya da hatchback olmasının genişlikle bir alakası olmuyor fazla da. Yine de çok da geniş bir alan değildi orası. Ya neyse, muhabbet o değil. Fren dediğim gibi ne kadar bassanız o kadar değil. Direkt tık diye yukarıda yakalıyor. Şimdi ben bu arabayı alır mıyım? Söyledim. Bir daha söyleyeyim. Alır mıyım? Alırım ama ne olur mesela? Bu kadar boşu olmaz. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim bu arabaya param, yani sadece bu, yani şu an içinde olduğumuz Ibiza'ya param yetse ben bunu alırım. Onun yanına bir sıkıntı yok. Ha, ama üste koyacak bir 5-10 bin liram daha var. O zaman Ibiza'yı nasıl tercih ederim? TSI motorlu ve kırmızı renk olsa benim için daha güzel olur. Çünkü hem Leon'a hem Ibiza'ya kırmızı rengi bence çok yakışıyor. Hani kırmızısını tercih ederim. Bu arada söyledim mi bilmiyorum arkadaşlar ama bunun gerisi birin yanında ve şöyle bakın, geçmeli. Normal böyle bira takıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Şimdi şu otobüs bizi sıkıştırmadan biz şuradan bir çıkalım. Yani ben bu arabayı dediğim gibi kırmızısıyla ve TSI motoruyla daha çok tercih ederim. Bu araba o zaman bana daha çok hitap eder. Ha, bu şekilde de param olsa alır mıyım? Alırım abi, mis gibi araba. Honda Jazz da olabilir mesela ama o bundan biraz daha düşük segment kaçıyor. Onun dışında bunlar rakip olarak da bir Polo var. Hyundai'nin işte i20'leri. i20 buna rakibi bilmiyorum. Belki de i10'dur. Hani i10 bana göre biraz ufak, i20 biraz büyük diye tahmin ediyorum az çok. İşte onun dışında nedir? Auris olabilir. Clio hatchback olabilir. Bir tane karşıdan i20 geliyor. i20 herhalde. Yani birçok rakibi var arkadaşlar. Hani ben burada size böyle aman aman detaylı bir video falan yapmıyorum. Yani bu arabayı lazım olduğu için rica ettim. Aldım. Geçen de 2 günlüğüne almıştım. Bayağı zevk aldım arabadan. Yine lazım oldu. Yine aldım arabayı. Ya dedim almışken bir de videosunu yapalım. Hissettirdiklerini anlatalım. İşte alınır mısın, alınmaz mısın anlatalım. Bu arada birazdan varacağım yere varacağım. O yüzden videonun ufak ufak sonuna gelelim arkadaşlar. Yani genel olarak kanalda bir araba içeriği olsun diye yapılmış bir videodur. Ve kendi bilgim dahilinde, bu arabayı tanıdığım da yani kadarıyla size böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım video sıkıcı olmamıştır. Umarım eğlenceli olmuştur. Sıfır yüzünü gördük. Nasıl gittiğini gördük. Devir aralıklarını gördük. Yakıtından da ufakça bir bahsedeyim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde benim deneme şansım olmadı. Ama sahibinin söylemesine göre, ki kardeşinde de 1.4 şey var, dizel Corolla, bu son kasa. Daha doğrusu 2016 model, makyajının bir öncesi. Hani o ufak bir makyajlandı arkadaşlar, bilirsiniz hani az çok arabaları takip ediyorsanız. Hani 1.4 motorlu sedan kasa ve bundan daha ağır bir 1.4 Corolla'ları daha var. Aynı anda çıkıp aynı anda memlekete gidiyorlar. Bu araba ondan çok yakıyor. Hani ve kapasitesi göz önünde bulundurulduğu zaman o araba içine daha fazla yük almış oluyor. Bunlara rağmen
bu arabadan daha az yakıyor onların söylemesine göre. Aynı sürat bantlarında, aynı rota, aynı anda, aynı hava sıcaklığında. Hani nedir? Bu LPG ile gidiyor. Yani otogazla gidiyor, o araba dizelle yani mazotla gidiyor. Ha tabii ki de mazotun litre bazında yaktığı benzinli arabaya göre düşük olacaktır ama bunu da benzinde değil LPG'de olarak değerlendirirsek çok da az yakmıyor ama aman aman da çok yakmıyor bence. Ama 1.4 düz motor, hiçbir teknolojisi yok. Ne bir işte turbo var, ne bir süper şasis, yani hiçbir şey yok arabada. Hani en azından bir TSI olsa dersin ki araba gidiyor ve gittiği için de bu kadar da yaksın. Yani öyle aman aman da gitmiyor araba. Ama nedir? 150'ye 160'a rahat çıkıyor benim denemem kadarıyla. Ki ben bununla çok da yüksek sürat yapmadım. Yani yakıtı da o şekilde arkadaşlar. Ben size duyduğumu söyleyeyim. Ha tabii ki de biri belki gaza daha fazla yükleniyordur. Şimdi ikisi de düz vites. Biri belki bir de Corolla 6 vites. Bu 5 vites. Şanzıman oranları çok çok farklı. Bir de araba dizel olduğu için. Atıyorum o arabanın 3000 devirde gittiği sürati. Bu araba yani 6. vites 3000 devir otobanda gittiği sürati belki bu araba 4500 devirde belki de 5000 devirde falan gidiyordur. Hem dizel oluşuyla alakalı hem de arabanın 6 ileri şanzıman oluşuyla alakalı böyle bir fark olabilir. Diyelim ben zaten geldim arkadaşlar, şu an videomuzun çıkışına geldik. Eğer ki kanalı takip etmiyorsanız abone olmayı, abone olduktan sonra yandaki bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Arkadaşlar like unutmayalım. Bakın like çok önemli. Like atmıyorsunuz. Vallahi çok ayıp ediyorsunuz. Like atalım arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayalım. Onun dışında araba videolarını seviyorsanız ve gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu arada dükkan hepinizi bekliyorum. Yerini konumunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hani 7/24 olmasa da birçok vaktimi dükkanda geçiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben geldim. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.